Ülkemize yeni bir yerli dijital içerik platformunun kurulacağı haberleri yayılmaya başladı. Platformun isminin belli olduğu ve bütçesinin 65 milyon dolar olabileceği yönünde bilgiler paylaşıldı. Herkese merhaba. Son dönemlerde yeni gelen dijital platformlarla beraber medya pazarında yoğun bir rekabet başladı. Dizi, film, belgesel ve birçok farklı içeriklere sahip olan platformlar gün geçtikçe daha popüler hale gelmeye başladı. Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde artık milyonlarca insan dijital platformlara belirli ücret karşılığında üye olarak hayatlarının bir köşesinde yer vermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Disney Plus'ın da Türkiye pazarına girmesiyle büyük bir abone topladığına şahit olmuştuk. Ardından HBO Max platformunun da ülkemize geleceği haberleri duyulmuşken, hatta ilk yayınlayacağı içerik bile belliyken son gelişmelerden sonra bu durumun askıya alındığını söyleyebilirim. Gelişmeler oldukça da videolarda sizlerle paylaşacağım. Durum böyleyken şimdi de sosyal medyada Türkiye'ye yeni bir dijital platformun kurulacağı konuşuluyor. Rütük'ten lisans alan bu platformun bütçesi de 65 milyon dolarmış. Bu haberi duyuran e-girişim oluşumunun kurucusu Hilmi Öğütçü de LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Netflix, Gain, Blue TV gibi yerli bir dijital içerik platformu kuruluyor. Rütük belgesini gördüm, adı da belli. Bütçesi 65 milyon dolarmış ifadelerine yer verdi. Ve detayların bayramdan sonra belli olacağına işaret etti. Henüz platformun ismi cismi duyulmamışken elimdeki bilgilere göre TRT ile ilgili bir platform olabileceğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz aylarda TRT Genel Müdürü Netflix'e rakip bir platform inşa edeceklerini söylemişti. Bunun tarihini de 2023 olarak duyurmuştu. Bu doğrultularla baktığımızda yeni gelecek platformun TRT'ye ait olabileceğini söyleyebiliriz. Biraz daha detaya inmek gerekirse Genç İletişimciler Forumu'nda konuşan TRT Genel Müdürü sosyal medyadan diğer platformlara kadar pek çok konuya değinmişti. TRT'nin 2023 yılında Netflix'e alternatif bir dijital platform kuracağını söylerken ek olarak da film ve oyunlara yatırım yapılmaya devam edebileceğinin altını çizmişti. Şahsi düşüncem böyle konulardaki her türlü yatırımın ülkemiz adına faydalı olacağı yönünde, hatta çok geç kaldığımız bir olay olduğuna da eminim. Fakat şöyle bir detay var ki TRT eğer dijital platform kuracak olursa içerikleri nasıl olacak? Televizyonda izlediğimiz gibi mi yoksa dijitale ayak uyduran işler gibi mi? Öte yandan neredeyse çoğu Türk yıldız oyuncuları toplayan Disney Plus bildiğimiz gibi oyuncularla sözleşme imzalıyor. Böyle bir durumda TRT'nin dijitaldeki içeriklerinde hangi oyunculara yer vereceği de oldukça merak konusu. Umarım sonuç olarak ülkemiz adına en güzeli en faydalısı olur. Sizce 65 milyon dolar bütçeli yeni yerli platformumuzun ismi ne olacak? Tahminlerimiz doğru çıkarsa TRT'nin kuracağı bu platform gerçekten de Netflix alternatifi olup başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Thank you.